Selamlar. Uzun zamandır video çekemiyordum. Çünkü tekrar tekrar söylediğim gibi bilgisayarım olmadığı için ve böyle çok yoğunluğumdan dolayı video çekecek fırsatım da olmuyor. Çeksem bile hani çekmek için bir şeyleri yapmaya çalışsam bile videoyu atabilecek böyle durumum olmuyor. O yüzden bugün böyle bir geri dönüş videosu olsun ve çok 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 mutlu olduğum bir kutu açılışı yapacağım burada şimdi. Şimdi öncelikle ben çok hastayım. Hasta olduğum için de çok sık öksürebilirim. Bunları kesmeye çalışırım ama kesmezsem videoda görürseniz şimdiden hepinizden çok özür diliyorum bunun için. Hani gerçekten çok hasta olduğum için yani görmezden gelmiş olabilirim bazı şeylerde hani videoda keserken de. Video çekmeyi unutmuşum. O kadar uzun zamandır video çekmiyorum ki nasıl konuşacağımı, ne yapacağımı unutmuşum. Ama yani geri dönüşün ayıp olmaz diyorum, yapacak bir şey yok diyorum ve şimdi size videomuzun asıl sebebine geçiyorum. Biliyorsunuz ki biz Gizem ve Büşra ile buraya altta hesaplarını yazacağım. All Time Powerbucks adı altında bir kutu içeriği hazırlıyoruz. Yani şöyle tekrardan daha önce kutu açılımında söylemiştim, buradan bir daha söyleyeyim. Bu kutuların içerisinde her ay seçtiğimiz işte yeni çıkan bir kitaba, eski kitaplara yapmadık henüz, yani şu an için daha yapmayı da planlamıyoruz aslında ama yaparsak tabii ki çok isteriz. Daha yeni çıkan bir kitaba işte o kitabın içeriğine uygun ürünler çıkararak tematik bir kutu hazırlıyoruz. Ve biz bu kutuyu zaten her ay işte belli bir stok içerisinde satıyoruz. Zaten eğer hani buradan blog hesabımı yani Instagram hesabımı takip etmeyen varsa altta kullanıcı adımdan bakabilirsiniz. Şurada All Time Powerbucks hesabında tekrardan yazarım hemen. Şimdi ben bu ayki kutumuzda ne var hemen onu göstereceğim size. Biz Şiddet-i Hazar yani Dizvalid Delight kutusu hazırladık bu Kasım ayı oldu değil mi? Aynen Kasım ayı kutusu için. Biraz ay sonuna kadar kalmak zorunda kaldım matbaa sorunundan dolayı. O yüzden kutu böyle bizim için çok çok daha kıymetli oldu. Zaten biz kutuyu hazırlayacağımız için kitabı çok öncesinden İngilizce okuduk. Hani ben de kızlar da İngilizce okudu. Ben kitabı çok sevdim. Yani aşık oldum gerçekten. O yüzden de zaten hani böyle kutu için çok heyecanlıydım ama kutuyu elimde görene kadar bu kadar güzel olacağını düşünmüyordum. Hani tabii ki içeriğin hepsini biz üretiyoruz. Hani her bir parçasına, her bir hani noktasına kadar bizim elimizin altından geçiyor. Bizim hani zihnimizden çıkıyor ve biz üçümüz de aktif bir şekilde sürekli çok fazla bu kutuyla ilgileniyoruz. Ama yine de insan kutuyu eline alana kadar o içeriğin ne kadar güzel olduğunu, özel olduğunu bilmiyormuş gerçekten. Şimdi ben size kutuyu ilk açtığımızda karşınıza ne çıkıyor? Ben daha önce açtım kutuyu tabii ki bakmak için. O yüzden böyle biraz dağıttım. Şöyle şunu buraya bırakacağım. Kutuyu ilk açtığınızda karşınıza şöyle bir spoiler kart çıkıyor. Böyle 1920'ler havası vermek için bu şekilde bir şey hazırladık. Arkasında zaten işte kutunun içeriğine hani ne ayrı, kimi, ne, hani hangi ürünü kiminle çalıştık, ne yaptık diye hepsini yazıyor. Zaten kitabın konusunu da anlatacağım. Kitabın konusundan kaynaklı olarak da işte böyle hani daha böyle 1920'ler havası ve Çin havası vermeye çalıştık. Çin'de değil mi? Aynen Çin'de. Şimdi bu spoiler kartımızı geçiyorum. Her ürünü böyle bu kadar uzun süre gösterirsem bu video muhtemelen çok uzun sürecek. Şöyle canımız Büşra'mızın ikinci kitabı yakın zamanda çıkacak. O da ismini vermiyorum. Evet, ismini daha açıklamadı çünkü. Kitabın böyle çok güzel bir tanıtımı gibi bir şey hazırladık. Onu da kutularımıza koyduk. Kutuları zaten alanlar herkes gördü. Çok güzel olmuş. Ben çok beğendim zaten. Böyle aşırı bir San Francisco havası var. Göstereyim tekrardan. Çok heyecanlıyım bu kitap için. Gerçekten hani böyle her alıntı gördüğümde Büşra ile sürekli kitap hakkında konuştuğumuz için çok fazla yükseldim ki Büşra'nın uçurum kitabı da var. Keşke gösterebilsem şu an nerede olduğunu bilmiyorum. Eğer okumadıysanız ona da şans verebilirsiniz. Bu ikinci kitap olacak çünkü. Sonra hemen şöyle bir ayraç kartımız var. İki tarafı var. Bir tarafında Juliet karakterimiz var. Diğerinde de Roma var. Bunlar zaten biliyorsunuz ki Şiddetli Hazlar. Bilmiyorsanız da hemen söyleyeyim. Şiddetli Hazlar bir Romeo ve Juliet retellingi. O yüzden de karakterlerin ismi çok hafif değişerek kullanılmış. Ama şöyle ayraç kartımız umarım görünüyordur. Video çekiyor mu? Videoyu nasıl çekiyor? Şu an hiçbir fikrim yok. Zaten uzun zamandır da çekmediğim için ayarları falan da unutmuş olabilirim. Çok güzeller. Bu arada çok heyecanlıyım. Ellerim titriyor. Şöyle göstereyim.
Bunlardan bende birkaç tane var tabii ki. Ama ben yani bunları çok sık kullanacağım. Çünkü çok güzeller ve ben kitabı çok sevdiğim için, özellikle Juliet karakterini çok çok sevdiğim için böyle alnıma falan asacağım yani. Hatta kızlara sürekli diyordum, bu kutu gelince ben alnıma asacağım diye. Şöyle asayım buradan onlara da. Sonracığıma, bizim biliyorsunuz ki abonelik başlattık. 3 aylık bir abonelik düzeyi hani sistemi oluşturmaya çalıştık. Zaten abonelerimiz de beklediğimizin çok çok üstünde oldu. Onlara da böyle bir sertifika yolladık. Güzelcim bize de yollamış. Canım Gizem'im bak burada ilk abonelerinden biri olduğun için diyor. Ama biz zaten abone değiliz. Ama olsun. Böyle abone olursanız bizim kutumuza bu şekilde bir sertifika da size geliyor. Sonra hemen diğer ürünü gösteriyorum. Canım Büşra'nın burada şöyle bir ek bölümü var. Yani bir fanfikini yazıldı. Bu biraz romanın ağzından yazdı. Çünkü Büşra romacı. Yani ben kitabın konusunu anlatacağım sonra. O yüzden orada bir daha tekrar bahsederim umarım. Büşra romacı olduğu için, yani White Flowers çetesini tuttuğu için böyle biraz romanın eksik olduğunu hissettik. O yüzden de onun ağzından bir bölüm yazdı. Geçmişlerini anlattı. Çok çok güzel yazmış. Yani kitabı okuduktan sonra eğer okursanız hiçbir şey eksik kalmıyor artık kafanızda bu karakterlerle ilgili. Çok sevdim gerçekten. Bir de şöyle arkasında bizim sticker sheet'imiz var. Bunun da gerçekten her detayıyla Softened Paper, yani Öznur yaptı bunu ve gerçekten her detayıyla hem biz hem de çok, hani Öznur çok fazla böyle en ince detayına kadar uğraştı. Bu arada ben şunu söylemeyi unuttum. Şu çizimlerimizi, Roma ve Juliet çizimimizi bize Aslı yaptı. Aslı'nın hesabını da buraya bırakacağım. Aslı'nın her çizimine ayrı ayrı aşığız. Zaten her kutumuzda neredeyse Aslı'yla çalışıyoruz. Gerçekten yani mükemmel çizdi Juliet'i özellikle. Ben Juliet'ci olduğum için sürekli Juliet'e odaklıyım. Aslı'ya da buradan tekrardan teşekkür ederim. Sonraki kutularımızın hepsinde onunla ilgili zaten çalışıyoruz. Sticker sheet'imiz çok güzel. Çünkü ben özellikle şuradaki çizime aşığım. Yani bunu hemen en yakın zamanda bir yerlere yapıştırmayı düşünüyorum. Sonra zaten şöyle bir kartımız var. Çekim, paylaşım hani açısından herhalde. Sonracığıma, en güzel parçalara geçiyoruz. Şimdi burada bizim bir defterimiz var. Yine Aslı'nın çizimiyle. Şöyle defterimizin içini göstereyim. Görünüyor mu bilmiyorum. Ön tarafında Juliet'imiz var. Arka tarafında Roma var. Şöyle açtığımız zaman da Roma Juliet'e bakıyor ve bu detayı biz çok fazla böyle aşırı hoşumuza gittiği için yapmak istedik. Çünkü böyle hani yan yana çizmelerindense, çünkü bunlar düşman iki çetenin varisleri. O yüzden de hani böyle yine biraz uzak olsunlar ama birbirlerinden de ayrılamasınlar dedik. Çok seviyorum gerçekten. İkisini ayrı ayrı olarak böyle hani karakter açısından da çok sevdim. Kitabın ikinci kitabını okumak için tekrardan reread'lemeye bekliyorum. Sonra şöyle mumlarımız var. İki tane ayrı mum yapmamızın sebebi kitabın içinde iki farklı çetenin olması. Biri White Flowers çetesi, diğeri de Scarlet'lar. Şöyle hemen göstereyim şurayı da. Umarım odaklıyordur. Odaklamıyorsa eğer çok üzüleceğim gerçekten. Zaten White Flowers'ın hani içinde göstereyim. Bu şekilde hafif simli. Görünüyor mu acaba? Şöyle da Scarlet. Çok güzel. Gerçekten çok güzel de kokuyor bu arada. İki farklı çete olduğu için hani böyle her şeyde tarafımızı seçiyoruz ama en azından burada tarafımızı seçmeyelim. Aşk kazansın. İki karakterimiz de yan yana olsun dedik. Çok güzel ve çok tatlılar. Gerçekten böyle çok rahat kullanışları da. Şu mumları da zaten kutunun içerisinde bulabilirsiniz. Sonra diyorum ha. Çok sonra diyorum ha. Tabii ki benim tarafım belli. Biz bu kutunun içerisinde iki farklı tema hani taraf seçme dediğim gibi yaptık. O yüzden de işte şöyle bir kolyemiz var. Umarım görünüyordur ya. Çok üzüleceğim odaklaması. Beyaz çiçekler ve kırmızı herhalde. Scarlet'ın olarak geçiyor. Bilmiyorum ne diye çevirmişler. Tam bakmadım açıkçası. Hatırlamıyorum. Ama işte böyle beyazlar ve kırmızı gül olarak biz iki farklı kolye hazırladık. Herkes kendi tarafını seçmiş oldu. Aslında tabii ki kutuya alanlar hangi kolyenin gideceğini bilmiyorlardı. Ama ben tabii ki kolyemi seçtim. Çünkü ben tam bir Scarlet'ım. Çok sevdim yani. O kadar güzel ki takmaya çok böyle kıyamıyorum şu anda. Ama yakın zamanda muhtemelen bunun yanına gelecek. Çok sevdim. Acayip bir şekilde çok zarif duruyor. Ve
Hesabın adını unuttum. Eğer bulursam buraya yazacağım. Çok güzel de içerikler üretiyor. Yani çok güzel takıları var zaten bunu yapan arkadaşımızın. Yani diğer arkadaşlarımıza beyaz gitmiş. Ama ben tabii ki kırmızıyım. Burada Juliet'in hangi tarafa dönerse ben Juliet'in tarafındayım. Sonra kitaptan önceki son duraktayız. Şurada benim bebeğim var. Biliyorsunuz ki ben kutu için raflarda görmek istediklerimizde bir köşe hazırlıyorum. Yani her içerik, yani kutunun içerisindeki tüm ürünlerde üçümüzün de imzası var. Ama bunu ekstradan tamamen ben hazırlıyorum. Hani bunların tasarımında hani işte kullanma durumumuzda hepsinde benzer veririz. Yani ben de Büşra'da, Gizem de üçümüz de ayrı ayrı olarak onunla hani her şeyini düşünüyoruz. Ama bunu tamamen içerik olarak ben üretiyorum. O yüzden de bu tabii ki benim için çok daha farklı bir yeri var. Ben İngilizce kitapları çok sık okudum. Hani bu yıl özellikle çok sık okuduğum için böyle bir köşe yazıyoruz. Şöyle göstereyim. Hani bu kitapları umarım raflarda görürüz. Zaten şurada Leyla Hatter'in Kağıt Kuğu diye bir kitabı çıktı yabancı yayınlarından. Umarım bunu da alırlar. Çünkü bu ben Kağıt Kuğu'yu da okudum. Öyle çok aşırı sevmedim ama bu kitabını çok beğenmiştim. Özellikle sonu çok çok güzeldi. Yani bunu da umarım çevirirler. Yine bu çok güzel bir kitap. Hemen kitap neydi? Kitabın konusundan da bahsedeyim. Yani Written in the Stars böyle bir fake date hikayesi ve çok tatlı bir kitaptı gerçekten. Hani böyle biraz yetişkin içeriği de olan bir kitap. Çok tatlı bir kitaptı. Pestilence da bir serinin ilk kitabı. Four Horsemen diye geçiyor herhalde. Yani Mahşer'in dört atlısının hikayesi zaten veba olarak geçiyor Türkçe'de herhalde diye biliyorum. Pestilence'ın hikayesini çok beğendim. Zaten yazarın kalemini de çok beğeniyorum. Hani daha önce Rhapsody diye bir serisini de okumuştum. Şöyle arkasını da göstereyim size. Hemen burada Pestilence'ımız var. Ben kitabı çok severek okudum. Sizin de hani yakın zamanda umarım bir yayın evi alır ve çevirir. Siz de çok severek okursunuz diye umut ediyorum. Ben bebeğimi çok seviyorum. Gerçekten rafları elimde tutmak benim için çok çok büyük bir hani gurur kaynağı. Çünkü ben hani evet okuyorum, evet kitap yorum yapıyorum ama böyle ayrı olarak dergi gibi elimde tutmak benim için çok daha kıymetli. Yani beğenmeyebilirsiniz tabii ki hani bunun kutunun içine gereği var mı diye düşünebilirsiniz ama ben genel olarak çok güzel geri dönüşler aldığım için de ve zaten hani benim kutudaki olayım sadece bundan da ibaret olmadığı için benim için sadece özel bir yeri var diyeyim. Son olarak hemen uğraşmayayım bununla. Canımız kitabımıza geçtik. Burada yine kitabımızı kılıfımıza koymuş Gizemcim. Hemen açıyorum. Kitabın normal baskı değil bu arada. Kitap bizim böyle diğer ciltlilerimizle aynı boyutta değil. Amerikan baskısı boyutunda. Yani yabancıların ciltlileriyle aynı boyutta. Editor'ı falan gördüyseniz daha önce zaten boyutunu az çok biliyorsunuzdur. Şöyle bu mükemmelliği gerçekten size göstermek istiyorum. O kadar güzel olmuş. O kadar güzel olmuş ki buradan hani kitabın editörü Hüma. Çok da seviyorum Hüma'yı. Hani biz bu kitabın tüm yapılış sürecinde kutuyu hazırladığımız için hani Hüma'ya eşlik ettik. Matbaa sorunu oldu. Sürekli hani böyle biliyorsunuz şu an dolar çok yükseliyor. O sıkıntılardan dolayı matbaalarda sorun oluyor. Hani bu kitabı elimize alana kadar gerçekten hani 1,5-2 aydır falan ne çektiğini Hüma'nın da bizim de çok iyi biliyoruz. O yüzden bizim için çok daha kıymetli. Ama ben kitabı çok sevdiğim için ekstra kıymetli çünkü ben hani bu kitabı bir an önce elimden almak istiyordum. Böyle bir türlü kavuşamayınca da çok üzülmeye başlamıştım artık. Şöyle iç kapağını da göstereyim size cildini. Şöyle yandan da görün. Ama her şeyin her detayını göstermek istiyorum şu an. Yani hikayelerimi de gösterdim ama çok sevdim yani mükemmel olmuş baskısı. Tamamen orijinal kapağın aynısı, baskısı böyle dokusu harika. Her şeyle çok güzel. Yani ben kitabı çok sevdim zaten. Beş verdim. Yani böyle yıldızlı beş içinden bütün beşleri aldığı kitap benim için. Yani bu yılın favorilerinden biriydi ve ben ikinci kitabı okumak için de tekrardan Türkçesini okuyacağım. Hemen. Bugün muhtemelen okurum birazcık. O yüzden hemen ikinci kitabını da okurum. İkinci kitabı zaten Türkiye'de daha çıkmadı. Umarım Mart yayınlarından tekrardan hemen yakın zamanda kitap gelir. Kesinlikle şans vermelisiniz bu kitaba. Yani hiçbir şekilde böyle düşünmeden eğer böyle işte düşman çeteler, Enemies to Lovers hikayesi falan seviyorsunuz ki gerçekten tam bir Enemies to Lovers. Yani Lovers'ı çok az görürüz neredeyse. Çünkü net bir şekilde iki düşman çete ve işte hemen konusunu anlatayım bu arada. Şangay'da 1920'lerin Çin'inin Şangay'ında geçiyor. İki farklı düşman çeteler var. Biri White Flowers yani ne diye çevirmişler.
Kızıl çete ve beyaz çete herhalde. Beyaz çiçekler çetesi diye çevirmişler. İşte Scarlet ve White Flowers çeteleri var. Juliet, Scarlet'ın varisi. Roma'da White Flowers'ın varisi. Yani bunlar gerçekten tam bir düşman çete. Ama bunlar zamanında böyle 15-16 yaşlarındayken böyle birbirleriyle önce arkadaş olmuşlar. Sonrasında arkadaşlıkları farklı bir boyuta gelmiş, birbirlerine aşık olmuşlar ve daha sonra bir olaydan dolayı Roma işte Juliet'e ihanet etmiş. Juliet çok 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 kötü şeyler yaşamış. Sonra babası onu işte yurt dışına yollamış. 4 yıl boyunca yurt dışında kalmış. Ondan sonra işte tekrardan onun ardından dönüşünü okuyoruz. Juliet'in dönüşü işte ülkede böyle şehirde bir hastalık gibi bir şey oluşuyor. İnsanlar delirip ölüyor gibi bir durum var. Böyle artık hani iki farklı düşman çetenin varisi şehri kurtarmak için şehirdeki tehlikeye karşı birleşmek zorunda kalıyorlar. Birlikte savaşmak zorunda kalıyorlar ve bunların işte Juliet'in iki kuzeni var. Roma'nın yine iki tane yakın arkadaşı var. İşte onları okuyoruz. Aynı anda işte hani kapitalist böyle insanların böyle hani çetelerle uğraşması, işte siyaseti görüyoruz. Bir yandan hani 1920'lerin siyasetine hani birazcık işte savaş dönemi, Birinci Dünya Savaşı zamanları sanırım herhalde. Ondan sonrasını anlatıyor galiba, yanlış değilsem. Hani böyle onun etkilerini okuyoruz. İşte Çin'in kendi halkı, bir yandan da yurt dışından böyle gelen, işte Rusya'dan gelen, çünkü Roma Rus, bir Rus ailenin çocuğu. İşte Rusya'dan gelen böyle hani sömürgeci ülkelerin şehri ele geçirmeye çalışmaları, çetelerin işte insanları böyle, bu çetelerden ikisi de işte karşı taraftan ya da birilerini öldürdükleri zaman White Flowers bir beyaz çiçek bırakıyor, Scarlet'lar da kırmızı bir çiçek bırakıyor ölülerin yanına ki kimin öldürdüğü anlaşılsın. Yani böyle bu detaylar çok güzel ve betimlemeleri de çok güzel kitabın. Hani o hikayeyi, o havayı, o şehrin boğuculuğunu falan çok güzel anlatmış. Ben kitaba arkadaşlar gerçekten bayıldım. Çok sevdim ve okumazsanız ölecekmişim dediğim kitaplardan birisi oldu. Yani kutunuzu almamışsanız bile mutlaka kitaba şans verin bu arada. Yani kutu genel olarak buydu. İçeriği bu şekilde. İçerinde size başka göstereceğim bir şey yok diye düşünüyorum. Şurada bir tane şey vardı. Bunu da göstereyim hemen, fırsattan istifade. Bir de biz şöyle bir şey yaptık. Papi'nin biliyorsunuz Kan ve Külden serisi, yani From Blood and Ash serisinin bir Papi diye bir karakteri var. Papi'nin sürekli hançeri var. Bir kan taşından yapılmıştı galiba. O hançeri sürekli taşıyor ve ben biliyorsunuz ki Kan ve Külden kitabının serisini çok 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 seviyorum. O yüzden ben böyle bir hançer istiyordum. Yani biz ne söyleniyor bunun ismi olarak bilmiyorum. Çok fazla aradık ama bulamadık. Sadece bu şekilde yaptırılabilecek bir yer bulduk. Bunu koleksiyon ürünü olarak çıkarmayı düşünüyoruz ama hani emin olamıyoruz keskin bir kesici alet olduğu için. Tepkilere göre koleksiyon ürünü olarak sipariş verebiliriz. Hani beklentiye, hani arz talep meselesi olacak açıkçası. İsteyenler için sadece yaptırmış olacağız. Başka bir yerden bulursak yine oralara da bakacağız ama bunu da göstereyim. Eğer hani videoda, hikayemde detaylı görmediyseniz de şu şekilde yakından göstereceğim. Çok fazla büyük bir boyutu yok ama yani bence çok rahat fotoğraflarda kullanılır. Yani şöyle böyle kullanıldığında mesela çok güzel duracağını düşünüyorum. Ben fotoğraf çekerken bunu kullanırım diye düşünüyorum. Çünkü biliyorsunuz ki Juliet'imiz de elinde bıçağıyla geziyor. Milleti sürekli tehdit ettiği için hani hançeri böyle gözünüze saplayabilir her an. Yani aklınızda hani kalan bir soru falan varsa bunu bana sorabilirsiniz. Ya da Gizem'e veya Büşra'ya sorabilirsiniz. Ben bunu çok istiyorum. Umarım da yaptırırız koleksiyon ürünü olarak. Yani çok keşke yurt dışındakiler gibi yaptırabilsek ama maalesef şu an ülkemizde özellikle ekonomik durumdan dolayı bu tarz şeyleri yaptırmak çok çok daha zor. Ki yapan da yok açıkçası. Ama bulursak, bunu olmasa başkasını da yaptırırız diye düşünüyorum. Buraya kadar video kaç dakika oldu? Çekti mi? Çekmedi mi? Ne yapmışım? Ne yapmışım? Hiçbir fikrim yok. İzlediyseniz buraya kadar teşekkür ederim. Yakın zamanda umarım tekrardan bir öneri videosu çekmeyi planlıyorum. Yakın zamanda çekebilirsem onu çekerim. Hatta romantik kitap önerisi diye çekeceğim. Türkçe İngilizce karışık. Şimdilik vedalaşıyorum. Umarım çok uzun süre vedalaşmak zorunda kalmam. Hani arayı tekrar bu kadar uzatmam diyorum ve kendinize çok iyi bakın. Görüşmek üzere diyorum.